Arkadaşlar herkese merhaba. The Long Dark macerasına devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hazır kış aylarına gelmişken bu seriye de ufak ufak devam edelim. Biraz ısınmak iyi gelir. Hadi bakalım güzel güzel ısınalım. Hey. Uyan uyan dayı uyan. Oo sakin ol bir. Böyle olmaz. Easy. Sakin ol. Ne oldu sana? Kabus mu gördün? Who are you? Sen kimsin? Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. Ayı bunu boğuyordu arkadaşlar. Zor kurtardım elinden. Kill it. I don't think so. But I hit it. Maybe scared it away. Öyle vurulmaz diyor. Sen vuraydın. Bir haline bak. Bir ayıya bak, bir de kendi haline bak. Shit. He got me good this time. Beni gafil avladı diyor. Galiba bu ayı avcısı falan mı? Bu sefer mi diyor? Yani bu demek ki bu işi yapıyor. Me and the old bear go back a ways. Eski dostlar ayıyla. I bandaged you up, but you're in bad shape. Is there anywhere to get medical help? Dağın başında sanki hastane var. Yokmuş bak. Dayım da doğruyu söyledi. Nothing like that. I see you have a radio. Can we call for help? No. Radio's been dead for the past. Bizde şans yok ki. Birkaç gündür çalışmıyormuş telsiz arkadaşlar. Well, you'll need some stronger meds to avoid infection and for the pain. Yalnız dayının gözler fena gitmiş. No. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon unless you get some better help than I can give you. Yeah. Right. Well, closest help is probably in Milton. Back the way you came. Yine mi Milton'a gideceğiz ya? There's nobody left to help you there. The town's pretty much deserted. There was a fire and damn. The next town's days away. I'm wrecked. But if you leave now, you might be able to. You won't last days like this. Must be another way. Bak dayı öleyim falan deme bak. Zaten başımda onlarca dert var bu oyunda. Bir de sen ölürsen artık kafayı yeriz yani. Zaten dağın başındayız. Soğuk hava, fırtına falan arkadaşlar. Bir de bu dayı ölürse biz yandık. Might still be some old meds there too. Something strong enough to maybe numb this pain. İnşallah vardır. Hang in there. I'll be back as soon as I can. Wait. Wait. Ne oldu? The old bear. He's still out there. He'll be wanting to finish the job. Okay. Take my rifle. Ha, bu işte iyi oldu. Tamam. You might scare him off again. Right. Watch out. Damn. Güvenilir değil mi? Unstable. Başımıza daha neler gelebilir arkadaşlar ya? Wait, what? What do you mean unstable? Aha. Ölme. Ölme. Ölüyor mu? Aha. Öldü mü? Ölme dayı. Damn it. Ha bayılmış, tamam. Sıkıntı yok. Bayılabilirsin. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Tuzakçı barakası. Yaralı avcı. Terk edilmiş. Baraja gir. Allah Allah. Baraja niye giriyoruz? Bakalım. Şimdi arkadaşlar biz neredeyiz?
Bura yaralı avcı diyor. Tamam. Biz hep buraya gideceğiz. Şöyle baktığımızda şura telsiz kulübesi mi acaba arkadaşlar? Aynen olabilir. Neyse bir geri diyelim. Artık şöyle bir bakalım. İlk başta şu tüfeği bir alalım. Bunu boş ver. Şöyle neler var? İşimize yarar. Dur çıkmayacağım. Şuralara da bir bakayım da ondan sonra çıkalım. Ah şu olabilir bak. Yemek lazım. Şu neymiş? Tencere. Evet. Bak bunun içinde bir şey var. Ney var? Çubuk. Çok güzel. Hadi bakalım çıkalım. O fırtınaya meydan okuyalım arkadaşlar. Bakalım neler neler başımıza gelecek dedik ya. Soğuk ve fırtınalı bir serüven bizi bekliyor. Kış aylarında en sevdiğim serilerden birisi. Hayatta kalma mücadelesi. Hayatta kalma mücadelesini çok seviyorum. O yüzden bu oyun gerçekten güzel bir oyun arkadaşlar. Şimdi bakalım. Hop lan lan. Kendimizi mahvettik ya. Daha yeni dışarı çıktık hemen öleceğiz. Şimdi şöyle etrafa bakarak bir gidelim. Bir haritaya bakmak istiyorum arkadaşlar. Gayet tamam buradan çıktık. Şöyle baktığımızda şu tarafa doğru bir gidelim. Şu eve bir varalım arkadaşlar. Bura ne? Kamp kulübesi diyor. Hemen bir bakalım. Orada bir şeyler vardır. Hadi bakalım hızlı bir şekilde doğru yoldayız. Bu şekilde devam. Biraz koşalım. Koş 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 koş. Ne var şurada? Lan burada ne var? Ceset falan zannettim. Tamam. Odunlara ihtiyaç yok. Dur şurada bir şey var. Şurada bir bölüm var. Yok tamam. Bir şey yok. Koş. Dedim ya arkadaşlar bu seriyi çok seviyorum. Hayatta kalma macerasını baya baya seviyorum. Bakalım nasıl bir bölüm olacak. Böyle mi gidiyoruz? Yol bu tarafta gibi. Yine taşmış. Bayağı yorulduk. Tamam. Dur biraz dinlen. Havada bozmaya başladı arkadaşlar. Ufaktan rüzgar başladı. Fırtına bizi esir alacak galiba. Bakalım. Şurada bir şey gördüm. Aha. What have we here? Mermi mi? İşte bu. Çok güzel. Ha, bir tane de nacak bulduk. Bu daha güzel. Şimdi bakalım bir haritayı arkadaşlar. Tamam. Buradan şöyle devam. Ha, şu tarafa doğru gideceğiz. Bak, şöyle herhalde doğru. Bir bakalım. Haritaya tekrar bakıyorum. Aynen bu tarafa doğru. Şuradan devam. Dayım bize dedi ki dikkatli ol. Ne oluyor lan? Dikkatli ol. Ayı gelebilir. Arkadaşlar biz çok kötü yerden çıktık ya. Kestirme olsun diye dağa tırmandık. Heh, şimdi nasıl ineceğiz? Kesin bir yerimizi kırarız arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş inelim. Frenliye frenliye. Yavaş yavaş sakin tamam. Sakin yok sakin. Ayı falan gelmesin. Doğru muyuz arkadaşlar bir bakalım. Gayet doğru. Zaten şurada bir şeyler gördüm. Elektrik telleri mi gidiyor? Elektrik direkleri falan var. Oradan devam. Yalnız arkadaşlar bir böyle bir ufak bir korktum yani şurada. Etrafa bakarak gidiyorum.
İçinden bir istiyor ki arkadaşlar. Şu tüfeği al. Şu tüfeği bir alalım. Tek bileğimiz incinmiş, o yüzden tüfeği kullanamıyoruz arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Şurada biraz duralım. Tamam. Dur. Evet. Şöyle bir duralım. Bakalım neyimiz var. Dur, bura değildi. Evet. Tedavi içinde 2 saat uyumak gerekli. Arkadaşlar en yakın kulübeye bir gitmemiz lazım. Tabii ki gidebilirsek. Nacak alabiliyor muyuz? Dur. Şunu kullanabiliyor muyuz? At diyor. Eylemler. Bilemek lazım. Toplamak lazım. Bunu da kullanamıyoruz. Ayı gelirse biz ne yapacağız? Buraya ne olmuş arkadaşlar? Doğru yönde miyiz? Evet, bu tarafa doğru gideceğiz. Tamam. Biz de bulmaya çalışıyoruz. Bir dur. Buradan bunu takip ederek gidelim. Vallahi sıkıntı. Şu an çok sıkıntıdayız. Silahı kullanamıyoruz. En basitinden o sıkıntı. Ayı gelse ne yapacağız? Hiçbir şey. Biraz koşabilir miyiz arkadaşlar? Galiba dinlendik. Hadi bakalım. Aha. Arkadaşlar yanlış görmüyorsam galiba karşıda kurt var. Ve bize doğru geliyor. Gelme lan. Bir ağaç yok mu arkasına saklanalım? Hah. Devam. Arkadaşlar. Bayağı korku filmi. Hipotermi riski. Yapma yapma. Şu kurttan kurtulamadık ki. Kurt git. Neredesin? Koş 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 koş. Gelme kurt. Şimdi kurttan kurtulduk gibi. Bir bakalım. Aynen, ev burada. Ev nerede? Hah. Bulduk, koş. Artık Allah ne verdiyse koş. Şu dışarıya bakmak istiyorum ama sonra bakacağım. Şuradan bir içeri bir girelim. Oh, hele şükür arkadaşlar. Şimdi rahatladık. İçeri girdik. Tamamdır. Güzel. Şimdi güvendeyiz. En önemlisi o. Bakalım neler var. Şu ne? Ya hiçbirini alamıyoruz mu? Kağıt al. Kitap al, yakarız. El feneri ha? İşi yapar. Kitaplar. Tamam. Şurada ne varmış? Şu ne? Kirbit iş yapar. Dikiş seti, o da güzel. Kağıt yığını istemez. Şurada bir şeyler var. Hah. Hurda metal, o da güzel oldu. Masaya gerek yok. Hah. Var mı içinde bir şeyler? Yok. Dayım çok şanssız be.
Kulübeden ayrıl. Ayrılmayacağız. Kumaş. Güzel. Hüney. Geç bunu. Burada metal mi? Aynen öyle. Sobamız da var. Birazdan ısınırız. O da tamam. Şuraya baktık. Heh. Hüney. Radyo gerek yok. Şimdi şuralara bir bakalım arkadaşlar. Neler var? Aç bakalım. Boş. Buna bakalım. Aha. Üçüncü göl kulübesi anahtarını bulduk. Gayet güzel. Sıradaki. Kağıt yığını. Bayat kuru et. Olsun, bayat mayat biz yeriz. Sıkıntı yok. Tamamdır. Şöyle bakalım şuraya. Bayağı bir tencere lazım olabilir. Bayağı bir gazete falan var etrafta. Bizim işimize yaramaz ama. Bu ne? Yine kitap. Burada bir şey yok. Neymiş? Kraker. Oo, güzel. Tamam arkadaşlar. Laptop da var. Şu ne? Kumaş. Parçala. Bir şeyler bulduk. Güzel şeyler bulduk. Anahtar falan da bulduk arkadaşlar. İşler yolunda gidiyor biraz. Uyumamız lazım tabii. Ayrı bir şey. Şu ne? Kitap. 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 Her yer kitap. Şunu araştıralım bakalım. İnşallah işe yarar bir şey vardır. Yok. Şunlarda var mı? Yok. Şunda var mı? Yırtık pantol. Güzel, pantolon iş yapar. Ha şunlar, ha sandık. Ha yine bir uyku tulum ha. İş yapar. Güzel. Demir testi. Tamam, kahve. Kaç yıl önceden kalma Allah bilir. Kumaş hemen parçala. Evet, güzel güzel. İyi şeyler bulduk gibi. Sobayı yakalım mı arkadaşlar? Yakacağız. Dur bakalım. Yatak. Şu neymiş? Çorap. Tamam. Fatura mı şu ney? Evet. Şu neymiş? Bakmadığımız bir şey kalmadı herhalde arkadaşlar. Bir sobayı yakalım mı? Ateşi yak. Yak. Hadi bakalım. Güzel güzel bir ısınalım. Güzel de bir uyku iyi gelir. Yaralarımız iyileşsin. Üşümemiz dinsin. Üşümeyelim artık. Hipotermi riski çok sıkıntı arkadaşlar bu oyunda. Hadi hadi yan artık. Oo, işte bu. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Tedavi için 2 saat uyumak gerekli. Tamam, uyuruz. Baktığımızda şu muydu? Şunu giyelim. Tamam, bunları zaten giymişiz. Tamam, sıkıntı yok. Ondan sonra arkadaşlar şöyle baktığımızda şu kahveyi bir içelim mi? İçelim. Şunu da eylemler topla bakalım. Tamam. Evet. Başka. Şunu da yiyelim arkadaşlar. Ye. Bayat mayat dinlemiyoruz. Yiyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ondan sonra da tamam. Bir güzel bir uyku. Dinlenmişiz. Tamam. Tamam, yaralar iyileşiyor. Bakalım. Tamam. Güzel bir uyku iyileştirir. Hadi bakalım şu yatakta biraz. 2 saat uyku İyi gelecek. Hadi bakalım güzel bir uyuyalım. İnşallah akşam olmaz. Akşam sıkıntı. Günaydın. Tamam, iyileşti. Artık dikkat etmemiz gerekiyor ve şu ne? Kumaş. Bunu da parçala. Bilekler falan iyileşti arkadaşlar. Bu sevindirici bir haber. Yavaş yavaş artık. Güzel güzel. Çıkalım ve gidelim. Yeni görevimize, yeni işimize gidelim. Bakalım. Tamam.
Şuralara bakacaktık arkadaşlar, bir bakalım. Bunlar ne arkadaşlar? Çözemedim. Evin etrafında da galiba bir şeyler yok. Bak burada donmuş. Şimdi arkadaşlar, evet. Bu nehirden gittiğimizde bizi buraya götürür ama biz şu telsiz kulesi var ya, kule. Galiba telsiz kulesi. Bir oraya gidelim. Oradan sonra şuradan akarız. Hadi bakalım şuradan şöyle bir gidelim bakalım. Kurt yine geleceğini ben bildiğim için arkadaşlar. Bizim tüfek nerede? Kullan. Hadi bakalım. Gel bakalım. Artık korkmuyorum senden. Koş. En sevdiğim havalardan birisi şu an arkadaşlar. Gerçek hayatta bu havaları çok seviyorum. Hafif sisli, her yer kar. Şu an oynarken arkadaşlar sanki oyunun içindeymişim gibi. Bu çok güzel oluyor. Burada neler varmış? Bunları inceleyebiliyor muyuz? Bir bakalım. Arkaya da bakalım tabii ki. Raydan çıkma diyor. Yok. Bunlara bakamıyoruz galiba arkadaşlar. Baktım da şöyle. Burada düşmüş bir şeyler var mı? Onlara da bir bakalım. Heh, bak işte beklediğim şeyler bunlar. Aç bakayım şunu. Hisseti. Tamam, çok güzel. Fişek iş yapar. Bir fişek daha iş yapar. Şurada da bir şey gördüm. Yok. Ayak izinmiş. Kurt bak gelin falan deme. Zaten sıkıntıdayız. Devam arkadaşlar. Şu tüfeğimizi tekrar alalım. Bir de haritaya bakmak istiyorum. Evet doğru gelmişiz. Şuradan bir yerden çıkabilir miyiz? Şuradan çıkarız. Mı? Şuradan mı çıkarız? Bir bakalım. Bak. Hadi. Heh. Ay bizi bitirdi. Ah. Kanlarım. Benim güzel kanlarım hep yerlere döküldü. Arkadaşlar. Benim güzel kanlarım hep yerlere döküldü. Ulan kurt. Bittik arkadaşlar. Ulan kurt. Mahvettin bizi. Tamam. Ev karşımızda. Kurt falan gelme. Kurt artık. Kurt gelirse ben bittim. Öldüm. Zaten her şey o kurtun yüzünden. Geldi. Hem kurt hem kule. İkisi şu anda bizim bu kötü durumumuzun sorumlusu arkadaşlar. Az kaldı. Evet. Oh, kurtardık.
Şimdi güzelce bir uyuyalım. İyileşelim. Şura mıydı yukarı? Yukarı nereden çıkıyorduk? Kirbit neredesin? Heh, tamam. Geç 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 geç. Hipotermi riskimiz yok ama şurada bir güzel bir uyumak. 6 saat uyu. Güzel güzel 6 saat uyu bakalım. Dinlen güzelce. Tamam, iyileşti. Her şey çok güzel ama karnımız acıkmış. Hemen ona bir çözüm bulalım. Şu sobayı da bir yakalım. Yak. Yak hemen. Hadi bakalım. Şu an akşam oldu arkadaşlar. Gündüz olmasını bekleyelim. Şu karnımızı bir doyuralım bakalım. Başımıza da gelmeyen kalmadı yani. Tamam. Güzel. Tamamdır. Bakalım yiyeceklerde neler var. Hemen şunu ye. Tamam, su içelim. O da tamam. Mermimiz bir tane var. Bir ısınalım. Bir tane daha uyumak istiyorum. Şöyle 4 saat daha uyu. Bir gündüz olsun. Oldu mu gündüz? Hala karanlık. Hemen şu kirbiti bir kullanalım. Hadi bakalım. Kendimize geldik. Yola devam. Artık koşabiliyoruz. Bu güzel. Şeyi yakalım arkadaşlar. Dur. Şu neydi? Fişek. Hemen kullanalım. Haydi bakalım. Hem kurtlardan bizi korur. Hem de aydınlık olur. Hadi bakalım. Devam. Burada bir kulübe mi var? Evet. Bir tane kulübe var. İçinde neler var? Dolabı aç. Hiçbir şey yok. Bunu da aç. Hiçbir şey yok. Bunu da aç. Gazete. Doğru mu? Yolumuz. Evet, şuradan devam arkadaşlar. Biraz koşalım. Koşa koşa gidelim bakalım. Kurt gel hadi. Ha, geyik sen miydin? Pardon. Seni kurt zannettim. Koşalım bakalım. Koş 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 koş. Ne kadar kaldı? Az kaldı. Hemen de yoruluyorsun. Kule bizi mahvetti arkadaşlar. Bir kuleye çıkalım dedik. Kulenin yolunu bulamıyoruz ki. Yol yok kuleye.
Ben de çıkmaktan vazgeçtim. Artık diğer sefere. Doğru mu gidiyoruz? Aynen. Tamam. Gayet güzel. Yolumuz az kaldı. Gidelim bakalım şu kulübeye. Git. Git bak. Korkutmuyor mu seni bu? Korkmuyor musun lan? Ay yürü git. Ne kurtlarmış arkadaş. Bizi bitirdiler ya. Bak orada da var. Tavşanmış, tamam. Aha. İkinci göl kulübesi. Tüfek mermisi. Çikolata falan. Güzel. Ne var burada? Tamam, o da güzel. İşimize yarar. Mermiler, evet, mermiler takır takır diyoruz. Parçala bunda. Looks like a new day is dawning. Bunu da al. Hipotermi riskimiz var arkadaşlar. Şuradan artık bir gidelim. Bayağı da hava sislendi. Göz gözü görmüyor. Yanlış mı geliyor? Ne taraftan gideceğiz? Şuradan gideriz. Tamam. Bayağı bayağı hipotermi riskimiz artmaya başladı. Tamam. Doğru yoldayız. Önümü göremiyorum ki. Her yer sis. Tamam. Doğru gidiyoruz arkadaşlar. Böyle devam. Bu arada şu tüfeği de kullanalım ki. Tamam. Yaklaştık arkadaşlar. Bir ceset daha.
İşek. Güzel. Şu anda karnımız aç. Hipotermi riskimiz var. Kırıklarımız yine var tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Köprüyü de bulduk. Tren köprüsü. Hadi hayırlı olsun. Ufaktan da kar yağışı başladı arkadaşlar. İki tane anahtar bulduk. Bu anahtarlar ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Carter Dam. Let's play. Kötü hale gelmiş. Ne yapalım? Araca girelim. Could end up being useful. Güzel. Çık. Arkada bir şey var mı? Yok. Şura ne? Kapıyı aç, gir. Çantayı açalım. Boş. Bunu da aç bakalım. This stuff will come in handy. Şunu da al. Yok, gerek yok. Evet. Hızlı hızlı bakıyorum arkadaşlar. Hemen çıkalım. Boş mu? Ney bura? Bakalım burada ne var? İki seti. Tamam. Kitap. Hızlı hızlı buraya da bakayım arkadaşlar. Kilitli. Kilitle. Buraya bakalım. Ha, bir anahtar daha. Levye gerekli ya. Anahtarı buluyoruz. Çık. Şimdi bir şeyler yiyelim arkadaşlar. Şunu içelim bir. Tamam. Şimdi baraja nereden gireceğiz? O önemli. Şuradan mı? Aç bakalım. Aha. Holy shit. Oh. All I could. Think about is food. Bayıldık mı, ne yaptık? Business with the bear, he said.
Arkadaşlar bu arada çok güzel bir kar yağışı değil mi? Bakın şöyle. Efsane değil mi? Vallahi ayı ensemizde. Bu buraları inceleyeceğim de şimdi değil arkadaşlar. Bir içeri gireyim. Ondan sonra inceleyeceğiz. Dışarıyı. Şuradan girelim. Orada bir yer var mı diye bakmıştım da bir şey yokmuş. This will come in handy. I could use this. Stuff will come in handy. What the? Can't be too careful.
That'll come in handy. I don't feel so good. Hope nobody needs this. I'm gonna have to leave something behind. I can always use more food. This'll come in handy. Better find some water.
could end up being useful. Industrial strength antibiotics and very strong painkillers. Dangerous. You can get hooked on this stuff. Let's hope we don't need it.
stuff will come in handy. It worked. I need to drop something.
like I survived another night. Head feel thick.
Oh, shit. Oh, that's smart. Take it easy. You're pretty banged up. Probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. That's not like any surplus I've ever seen. Damn it! Well, parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, he'll either get us or starve us out. I gotta lay down. Help me back to the bed. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve, though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. Whole area's mostly dead. Most of the year. You sound like you like it that way. Yeah. I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? I have my reasons. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s, but then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. So, who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh, I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want, they take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind.
What's this unfinished business between you and the bear? Ah. Me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. Well, you won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit nothing town, north part of the island. Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah. I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. What do you mean, the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. No. Not spooked. But changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave, I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio, and our survival, is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Okay, so we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear, he's special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring him down. Magic? Don't worry. I'm not delirious. I don't mean literal magic. But we need the old knowledge. The old ways. What do you have in mind? There's an old story. Local legend, maybe. About one of the original settlers of this place. Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day,
A bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn, slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. Week later, a hired hand goes missing, and they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. Ah, it's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man-killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her, eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear, like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks, but nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him, half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there, a couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Thank you.
find some place to escape this cold. Thank you.
Oh, shit. Look at the lights. Is that a campfire? I never thought I'd be dying from starvation. You again. How goes the war, my friend? War? The war between man and nature, of course. The lights in the sky, you and the bear, the cold, hunger, the old fights returning. Did you scare the bear away? There was no bear when I found you. Perhaps it isn't yet time for your paths to cross? Listen, old man. I'm not sure... You still believe things are going to go back to the way they were? The lights in the sky. Remember, I said they were a reckoning. They're powering the lights around us? Now you see. This can't be. It doesn't make sense. It doesn't make sense, and yet it has happened. I've had a lot of trouble with wildlife lately. Is it always this dangerous around here? I've seen many strange things, of course, but the birds and beasts... Their rhythms are their own. Meaning? The patterns of nature have been interrupted, broken.
Even those who once knew how to read them are now confused. What do you think spooking the wildlife? I can't say for sure, but the lights in the sky may hold the answer. So you think the aurora is influencing the wildlife too? There is much in nature that we cannot understand. Would it be so strange? So, this is some kind of recurring aurora borealis? Possibly. And it's affecting the electricity, the power? And everything dependent on it. Animating it, or destroying it. Perhaps both. And you knew this was coming? No, but it was only a matter of time. This has all happened before.